Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben size geçen haftaki şeyi bir tekrar etmek istiyorum. Emniyetine binaen. Ondan sonra Mustafa geçebilirsin kardeş oraya. Evet, tamam. O kadar mühim, o kadar mühim ki şu anda anlatacağım mevzu. Belki de üçüncü haftadan beri bunu hep başta zikrediyorum. Mutlaka evde de çoluk çocuğunuza da anlatın, şekilde gösterin. Anlatmayın, gösterin. Görsel tesiri ehli dünyanın söylediğini söylüyorum, %58. Başka bir bilim, %57 diyor. Tesiri %27 civarıymış, %27 işitsel içeriye almak, sırf duymakla öğrenilen %27'ymiş. %57 görsel alınıyor, Allah görseli de kullanıyor, görseli fazla kullanıyor, mevcudat görseldir. Söylediğini yapıyor, yaptığını söylüyor. Tamam, bu o kadar mühim, o kadar mühim ki şu anlatacağım. Yani başkası değil biz, nice böyle psikolojik rahatsızlıklarımız, yani daha psikolojik derken hastalık seviyesi değil, rahatsız olduğumuz, yani olmaz ya, bu kadar pespayelik de olmaz, bu kadar alçaklık da olmaz, ya, bu ne ya, kendi kendimize diyoruz ya, bu kadar ders dinliyorsun diyoruz kendimize, bu ne ya? Niçin olduğum yerde veya olmak istediğim yerde değilim? Baksana ya, kendim diyorum ha, çok. Senin kadar bu işe meşgul olan var mı? Veya Allah meşgul etti ki az var. Niye olmak istediğin yerde değilsin? Niye olamıyorsun diyor. Ama bir tanesi de şeydi zaten. Böyle bir makam aramaz ya Nur talebeleri. Ama kendimi kontrol etmek adına belirli bir normal bir insan olmaman gerekiyor. Yani sıkıntılarımızda ortaya çıkan psikolojik zahirde tanımladıkları, psikoloji tanımladıkları şeyler çoğusunu aşman lazım. Örnek vermiştim ayağımda ve doktorum yok ya. Yok demiştik abi. Bak şuradan örnek, yani ben hayatın içinde olmayan dersi sevmiyorum. Anlatmıyorum, anlatmak istemiyorum. Anlattımsa anlatılması gerektiği için anlatıyorum ama ben yaşamam veya yaşayan kardeşimden isim vermeden anlatıyorum. Bir gün kalktım şu dizimden şu ayağımın üstüne kadar. İçi değil, arka tarafı değil, sağ değil, sol değil. Sırf üst tarafı. Doktorum değil mi? Doktoruma söyledim, özel doktor. Allah razı olsun. Doktorum burası yanıyor dedim, üstü. Buz gibi su dökünce daha ateş. Bir şey, yürümene spor yapıyorsun. Engel mi dedi? Yok. Devam et demiş. Adam ama başka bu doktor herhalde yani resmi. Peki başka doktor olsa aman hemen gel ya. Bir MR çekelim. Hayır hemen ya bir beyin şey yapalım falan sinirim. Hemen şey. Böyle olacak ya. Ya ne böyle pireyi deve yapalım tamam, yanıyor. Ve bir haftalarca. Sonra adama dedim ya sen olmayasın lan dedim. Yani sonradan mı intikal ettiniz? Yani böyle diyordum da yani acaba tamam. Gene vardı yani. Doktorun da bana şey yapınca, vay be, ona sen olmayasın lan, al çap dedik. Yer geliyor. Yenir tabii ya. Al standart, Rüştah böyle demişti. İnsan isen dünyada çok iyi olmaman lazım. Çünkü eğer çok iyiysen, hiç derdin kederin yoksa insan değilsin. En azından alem-i İslam'la alakan yok. Şimdi anlatacağım çok mühim. Yani bu bilgi ilimin dışında tıbbı anlatacağım. Tıp ya. Tıp derken bizim bildiğimiz okullardaki tıp değil. O kadar mühim. Keşke bunları canlı seminerlerde anlattırsalardı 15 dakika. Hani hasta olanlar, hastanelerde hastaları çıkarsalar o amfide
toplantı salonunda şunu bir anlattırsalar veya kendileri anlatsa. Şimdi bak, insan sorunu dimağa ait, kafa. O parçasını söyleyeyim biraz. Buraya şeyi. Yeni gelenler için söylüyorum ama demeye gerek var mı? Ya sileriz. Yeni gelen bir şey olmasa, uygun olmasa siz bana söylersiniz, silersiniz. Saat 2:30-3 arası bu akşam sahura ustadı gördüm. Onun için bak güzel çizdim siz gelmeden. Bak çiziyor muyum şimdi? Çizdim. Böyle hazırladım size, pek yok. Tamam mı? Böyle bak, güzel çizdim. Bu akşam ustadı gördüm. Rüştü abi ustadı getirdi. Rüştü abi, Rüştü abi devredi işi. Ne yaptı? Ustada şey yaptı. Ustad 84-86 yaş arası. Ustad iltifat ediyor ve heyecanlı. Ustadım dedim, Mehmet'im. Dima anlatır mısın bana? Dima. Bu akşam. Hem oruçluyum hem abdestliyim. Şimdi bak. Bu gece. 2:30-3 arası. Kalktım. Böyle acayip böyle. Lazım olan kadar anlatacağım. Ustadım dedim. Dima anlatır mısın bana? Diyebilir. Nereden çıktı ya? Ne dima işte? Var. İşte sözlerde var ya işte. İşte 706 mı? 704 ve 706 var ya. Dima'da meratip var. Meşhur. Ama meşhur şeyimiz, kalıbımız diyebilirdi. Ondan sonra Üstü abi de kenarda duruyor. Ustad ayakta. Ustad o kadar heyecanlı ki abdest almış kurulanmadan. Şafii mezhebinde zaten kurulama yok. Kurulanmadan damlaların attığını görüyor. Eli sıvazlamış, abdest almış. O kadar heyecanlı geldi, ayakta böyle, solumda, ben buradayım, böyle biraz arkasındayım ama böyle bakıyorum. Rüştü abiye diyor, o kitabı ver diyor, ismi vermiyor. Osmanlıca kitap. Eyvah dedim, ustad heyecandan, bu heyecandan hani hizmet heyecanı vesaire şevkinden abdest aldığını unutmuş. Sular damlıyor. Saman kağıdına akacak. Kötü olacak. Kötü olacak. Benden dolayı olacak bu. Yani eski psikolojisi var bende. Matbaa yok. Elde yazılmış. Ya kıymetli yani. Çok kıymetli. Şimdi nasıl yazılacak bu kitap? Biliyorum, bozulmaz. Öyle biraz çekindim. Ustad hiç şey yapmadan defterin üzerine oku demedi. Okuyor, eliyle çiziyor. Kitabın üzerine. Hmm. Şöyle çizdiğini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle, şunu, şöyle, yani kavis yapıyor, getiriyor böyle, ya okuyor kitabın üzerine, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Serbest dediğini, serbest bölgeyi yaptığını gördüm ben bunu, böyle. Ondan sonra anlatıyor, bazen bakıyor. Ben de yanında böyle, öyle hiç şaşırmıyorum, ya Allah Allah, hangisiydi eksikti falan, tabii hiçbir şey, gayet böyle. Diğer tercih. Ondan sonra bir de bir baktım Rüştü abi. Böyle bugün dima anlatıyordu usta. Onun için bir daha, onun şefkten bir daha anlatacağım ben. Nuruna ithaf olur. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Allah iki canında aziz eylesin onu ve bizi. Bizi sevenleri, bizim sevdiğimizi. Hizmet imaniye, Kur'an'ide maddi ve manevi emeği geçenleri. Zerre kadar duası, tahtası, tuğlası olana Allah merhamet etsin. Allah dert keder göstermesin. Görmüşse de günahlarına kefaret eylesin. Yani burcuları siliyor. İstisnasız hepsini siliyor. Bak şimdi. İstersen sevme usta, bir daha gelmez. Moralımız iyi ya. Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam. Sessiz girmek istemedim, kusura bakmayın. Dersimi özlediğim için çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Çay koymadın, çaya gelmedin. Evet, çaya yetişemedim. Simit de getirmedin. Simit de getirmedim. Evet. Gelin. Gel ki anlatacağım. Duydun değil mi ustadı? Duymadım abi. O zaman duyma, çünkü sen duysaydın çok kötü olur. Yok, duyacağım inşallah. Ustadı gördüm. Dümeyi anlatıyordu bu akşam. İlk defa. Yani dima dersinden sonra ilk defa.
Ustad, Rüştü abi getirdi, beni götürme. Rüştü abi getirdi, Ustad da yeni kariban abdest almış. Sular akıyor. Defterin üzerine gösteriyor. Serbest bölgeyi çizdiğin adım gibi biliyor. Nereden çıktı, ne yapıyorsunuz ya falan, okudu falan. Heyecanlı ayakta, kesinlikle. Oturdun adı, 84-86 yaş arası. O takside böyle şey var ya, ihtiyarlar. O sima gömlekli, şalvarlı. Ondan sonra abdestli, ondan sonra saçı açık. Ondan sonra bu kollar şey, damlalar akıyor. Rüştü abiye söylüyor, o kitabı ver dedi. Heyecanlı heyecanlı, çünkü acayip böyle. Rüştü abi getirdi, üstadım dedi, bana dima anlatır mısın? Ondan sonra öyle. Şurada ustad yoksa, bak sana o kadar diyebiliyorum ki tek tek anlatıyorum, cemaat anlat. Şöyle, ben de yanlamayım böyle, yanlamasa arkasındayım. Böyle en güzel tarafı şu, şaşırmıyorum, Allah Allah neydi böyle. Gayet, ha tabii canım, bu böyle olacak, bu böyle, bu da böyle. Yani hiçbir şey, şeyini görmüyorum, tahsil şeyini. O kitabı verdi ama zorluyorum, hangi kitap ya? Sonra uyandığım zaman 23. sözler diye hatırlıyor. 23. söz müydü dedim ya. Şimdi kitabın açılışındaki kalınlığa göre hafızama bakıyorum ve anlattığı şeylerle 23. söz gibi insan şey ve demedim o kitap. Şöyle elinde damlalar akıyor. Böyle yuvarlak yaptığını şunun şöyle, aynı, böyle yaptığını ama burası değil, böyle yapıyor. Burası dedi, serbest bölge dedi, bunu yaptıktan sonra böyle. Her okuduğunu eliyle işaret yapıyor, şekillendiriyor. Kitabın üzerine. Ben korktum o, benden dolayı heyecan, heyecanlanmış. Abdesti unutmuş, damlalar akıyor. Kitap eski, ben de eski psikoloji değil, matbaa değil, elle yazılmış. Damla olursa sana kağıt gidecek. Yaptım, baktım, damlıyor. Kitaptan kayıp gidiyor. Su neymiş su? Hiç zarar yok değil mi? Hiçbir zarar. Şak diye kayıp gidiyor. Usta da hiç kale almıyor. Ondan sonra tek tek şey yapıyor. Allah Allah. Maşallah. Evet. Tasdik aldık. Acayip. Şimdi mesela burada Risale-i Nur, bu sıra düşündüm ki yatakta. Risale'de zaten var dedim. Tasdiğine ihtiyacı var. Buradayken oradaki hakikati burada anlatmak, buradayken orayı burada anlatmak ile oradayken hem burayı yaşadın, hem orayı yaşadın, orayı, burayı, orayı, burayı beraber yaşayan zat burada anlatması dedim. Farklıdır. Yatakta oturarak dedim. Bak, buradayken orayı anlatıyor. Usta sakin anlatmıyor zaten. Evet abi. Ama niçin garibimize gidiyor? Zaten kitap bize onaylıyor. Çünkü dimağdaki meratibi sen mi çıkar? Şimdi burayı yaşamış, orayı da yaşamış, oradan buraya söylüyor. Gelmiş. Gelmiş anlatıyor. Bu daha garip. Ondan sonra böyle şey yapıyor. Şimdi o kadar mühim ki ben bunu, bir manası şu, başka bir şeyler de var. Bir manası şu, bunu bırakma şu şeyi. İnsanlığın çöküntüsü, kurtuluşu bu anlayışta olacak şurası. Yani bunu böyle yaptığını gördüm. Bunu çizdiğini gördüm böyle. Burası böyledir dedi. Bu serbesttir dedi. Ondan sonra 23. sözde olabilir. 21. Vesvese. Yani kitabın kalınlığına göre ya Vesvese Risalesi ya 23. söz o civarda bir şey yani bilmiyorum. Ama ortanın sonuna doğru yok. Öyle. Ve aynen bu kelimelerin tarih tasarım kitapta kırmızı yazdığını gördüm. Kırmızı. Siyahın kırmızı. Ben kesinlikle tasavvuru gördüm hatırlıyorum. Tasavvur gördüm hatırlıyorum. Şimdi onun için şeyimiz iyi. Oruçluyuz ama elhamdülillah. Çok güzel oldu. Yani yani kitap sentezi değil ama demek aciziz, zayıfız ya. İhtiyaç varmış demek ki. Veya bunu bırakma dedi ben şimdi. Bunu anlat devamında. Ben onun için yeniden anlatıyorum. Bak. İnsanlığın psikoloji yani ruhsal, bedensel vesaire maddi hastalıklarının sebeplerinin en büyük
hani doku bozukluğu, darbelerden hariç de doktorlarımızın sahası vesaire dışında ustad, maddi hastalıkların kökeni, kökü diyor hastalar esaresine ve mi hastalıklardır diyor. Tamam mı? Sonra maddi hastalığın düzelmesini, vehmini düzelterek düzelttiğini söylüyor. Nerede? Barla'da diyor ki, mutedeyn bir hekim azık diyor. Onun diyor, nasihatı, he? Nasihatı, güzel bir ifadesi, bin mi veya yüz, bin diyor. Bin hasiyetli, nafi. Bin nafi, ilaçtan daha tesirlidir diyor. Peki, ilaç madde değil mi? Bak, sen bir ilaç, çok faydalı bir ilacın faydasızlığına inanırsan fayda vermez. Esbat noktasında. Vücut böyle salkılıyor. Nasıl inanırsanız öylesiniz ya, en aynen zenni abdibi, kulumun zanına göre tecelli ediyor Allah. Dolayısıyla en âli bir doktor, en âli ilaç verse, sen inanmasan ikisine hiçbir fayda yok. Ama basit bir ilaç, basit bir adam yüceltilse, onun için altına isim, isim yazılıyor sözlerin. Kim demiş? Ha, değer alıyor. Çünkü Risale'de kim demiş? Kime demiş? Ne makam, ne maksat? Ehli midir? Ehli ise değer alır. Çok âli bir hakikat. Bir tane, çok âli bir söz. Sokakta kale almayız. Altına falanca dese, ha bu ehlidir. Dur bakalım ya. Tesir etmesi içindir. Uzmanı mı söylüyor değil mi? Uzman mı bu adam? Yoksa taklit etmiş. Esti söylemiş. Öyle olduğunu kim söylüyor? Onun öyle olduğunu altına isim yazarak onun hayatı belirliyor. Hayatı bu. Bir insan bu serbest bölgeyi anlatmasıyla benim anlatmam bir değil kardeş. Ben ömrümü verdim. Şu şekle ömrümü verdim. Öyle mi değil? Basit belki bir 3-4 dakika konuşacağız ama bunun altyapısı 30 sene. Elektrikçi biliyorsunuz. Chopin'i taktı. Ben de okudum ama takamadık. Adamı çağırdım 10 dakika tak 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 Chopin'i taktı. Kaçtı? 1995-97-96'ya kadar. 94'te 90. 10 lira para aldı. Dedi ki 15 lira ama dedi. Hoca olduğunuz için 10 lira. Ya dedim el insaf dedim 10 dakikaya 10 lira alıyorsunuz. Hoca dedi söyleyeceğimi sen çok iyi anlarsın dedi. 10 sene artı 10 dakika. 10 dakikalık dedi iş yapabilmek için 10 sene verdi. Ben 10 senemin hesabını alıyorum dedi. 10 dakikanın değil. Ona bana öyle bir şey öğrettin ki dedim 5 lirayı daha vereceğim 15. Hayır dedi. İnan zorladım 15 alacaksın dedi. Yok dedi. Anladın mı? 10 dakika ama en az 20 sene. Tek tek okunmuş. Şimdi bak arkadaşlar. Bu diyeyim, insanı rahatsız eden ben niçin adam olamıyorum, niçin olmak istediğim yerde de mesela anlatmıştım. Şimdi sözler 142'de de geçiyor. Çok da uyuyor. Tahayyül ve tasavvur denilen bu sistemde bak değiştirdi görüyor musunuz yukarıdan aşağıya. 98 muhakematta tabanını deler diyor. Böyle yaparsak tabanını deler. Böyle yaparsak tabanını deler. Zaten vahiy yukarıda geliyor. Vahiy deyince kimse yere bakmıyor. Hep semaya bakıyor. Vahiy buraya geliyor. Kalp ve vicdan böyle aşağı iniyor. Biz böyle yapmıştık da şimdi böyle olması fark etmez. Türbe ağacı aslında. Evet. Aşağı doğru hani küpleri evet. Yukarıda ya. Böyle aynen. Şimdi bu insanda, dimağda, kafa, et ve kemik değil, tahayyül ve tasavvur var. Yani her çeşit resimlerin gerek hariçte realitesi olsun, bakıp da içeriye soktuğumuz resimler, kendimiz kurguladığımız resimler. Mesela seni çıplak hayal edebilirim. O yok, realite yok ama benim kafamda var. Dışarıda olan artı senin ürettiğin resimler burada. Tamam. Dışarıda olan veya senin ürettiğin fikirler de burada. Yani malumatlar. Tamam. Abi bu konuda biraz ben de heyecanlıyım. Sizi üstad rüyanıza girdi. Benim de Akşemsettin telefonla aradı. Hasan abi bunu söylemek istiyorum. Hı. Çünkü benim için çok önemli oldu. En azından onu anlatayım. Şimdi kabirin sıfatlarını siz özellikle söylemiştiniz ya sana bir dar, işte karanlık, soğuk, kimsesiz. Şimdi tamamıyla tahayyül ve tasavvurun
olduğu bölgeye uyuyor. Yani orası bizim kabirimiz Hasan abi. Şimdi burayı şu şekilde de açık söylüyorum elhamdülillah. Biraz da Ramazan'a girmenin şeyiyle oldu herhalde belki ama yani teheccüdlere başladım Hasan abi. Çünkü kabirde nurdur diyor Hasan abi teheccüd için. Yani burayı düzelten en güzel anahtar teheccüd namazı Hasan abi. Evet. O kadar açık ki. Peygamberlere yani, şart, vacip. Burayı bozma şansı yok yani teheccüdü kıldığı zaman insanın. Yok. Şey geliyor, ben bir tanesini sana söyleyeyim. Bir hoca arkadaş, normal sokaktaki adam değil. Sokaktaki adam değil. Onun kadar takvalı ben değilim. Beraber 15 sene dershanede kaldık. Medes arkadaşım, 15 sene. Aynı odayı 10 sene paylaştık. Sonra evlendi, hoca oldu. Şu anda bir ilçenin ana merkez camisinin imamıdır. Şu anda. Merhametinden mi işte ne bileyim, oradaki bulunduğu köylerde şurada hastalarımı okumuş. Hastaları okumuş. Bir boşluğuna gelmiş. Bunu allak bullak ettiler. Boşluğuna geldiler. Alt üst ettiler adamı. Çarptılar yani. Durumu acayip. Sonra malum bizim hafıza vesaire. Ereği düze çıktı. Ama yer yer rahatsız ettiklerini. Kendisi bana anlatıyor. Ondan sonra dedi ki, Kur'an okuyorum, onun kalaşı okuyayım. Hafız hocam, düzeliyorum gene oluyor. Teheccüde diyor sistemli başladım, teheccüdüm yoktu dedi. Vardı, dershane hayatımda vardı dedi, çıktı pek. Teheccüd namazına başladım, şeytan kulağına koşun dedi. Gelen giden yok. Elhamdülillah. Müthiş bir ilacım, elhamdülillah. Bunu dedikten sonra, dedim biz de böyle yamuk yumuk düşe kalka yapıyorsun. Mesela şey için olmasın. Bir senede bir tane belki, bir tane yok belki değil, bir tane kaçırmışım. Ve bir saat uyku dahi yatsam Allah'ın izniyle kalkıyorum. Teşvik için söylüyorum. Bir tane kaçırmışım. Bir senede. Yani teheccüd. O dedi ki, bu nafile namazlar denmez ama şu anda kullanacağımız mevzu ya da onu kullanacağımız için dedi ki, teheccüd namazına başladım, o mahluklardan kurtardım dedi. Elhamdülillah. Niçin dedim, sen ne anlattın dedim. Gece onların gündüz bizim ya dedi. Öyle değil mi? Gece insan savunmasız. Gece de onlara en iyi mukabele eden namazdır. Çünkü namaz kılmak farzdır. Kur'an okusam olmaz mı? Kur'an okuyabilmek ve Kur'an okumak sünnettir. Yani Kur'an namaza gelemez. Hasan abi. Hatta namazda Kur'an kullanılır. Hatta şey, dua anı var ya, hani demin dediğiniz bir doktor azık, insana konuşuyor, nasıl tesir ediyor. O gece vaktinde de o Cenab-ı Allah'la o dua anında oluyor zaten. Düzeltiyor. Vay be, hekim azık gibi. O sana konuşuyor ilham et, değil mi? Yani ibadet nasıl insanın tahayyül, tasavvurunu düzeltiyor, değil mi şimdi bu manada? Çok değil mi? Değişik geliyor. Çok. Tahayyül ve tasavvur, ibadet. Çünkü çok tuhaftır ya, şöyle diyeyim. Şimdi yemek yiyorsun. Hiç böyle bir adam gördün mü? Kafa başka yerde, kol tabakta. Ha, niye düzeltiyor abi? Şimdi düşündüm, bu taraf şey tarafı ya. Şimdi ibadet neredeydi? Vicdan'da. Vicdan'da. Vicdanı devreye sokup burayı düzeltiyor. Burayı düzeltti. En büyük abi, irade. Vicdan giriyor, hani dedik ya birbirine. Vicdan ibadet değil miydi? Ha, ibadetullah orada ya. Oraya geliyor, buraya şey yapıyorsun, orayı yani ikinci mekanizmayı devreye sokup burayı düzeltiyor. Şunu kastediyor bak. Bağlama. Şunu kastediyor bak. Şarjdan şey yapıyorsun. Ha, şarj ediyorsun. Diğer motordan destek alıyorsun. Allah. Yani o onu düzeltiyor, o onu şey yapıyordu ya. Evet, çift taraflıydı. Şunu diyor. İrade zihniyiz. Ne oldu? Otorite şeyleri. Gidiyorsun vicdan şeyini, evet, oraya altı veriyorsun. Evet. Oradan alıyorsun enerjiyi, burayı şarjlıyorsun, çalışıyor şey. Motor. Şimdi oturdu. Dedi bana, Harun geldim, ibadet niye düzelsin? Yani ne alakası var biraz? Falan dedim, böyle biraz düşünüyordum yani. Bak şimdi çıktı elhamdülillah. Tamam oldu. Allah-u Alem. Ha iradeni bak, irade. Hasan abi bak, Allahu Ekber. Diyor ki, cüz ihtiyarıyı dinlemiyorlar, cüz ihtiyarıyla ıslah edemiyorlar diyor. Ya. İhtiyarla olmuyor, irade gelmesi gerekiyor.
Nasıl birbirini tamamlıyor? Ya bu dersin büyük kıymeti var Hasan abi ya. Vallahi bunu tek başına kimse söyleyemiyor ya. Elhamdülillah. Olmuyor. Olmuyor abi ya, elhamdülillah. Böyle bakıyor musun? Ben de bilmiyordum. Elhamdülillah. En büyük irade abi, bence teheccüd namazı farz namazdan daha zor. Zor tabii, çünkü farz namazını kılmak meziyet değildir. Vazifedir. Güzel yemek yiyebilen, helal olsun lan. İyi baklava yiyor. Helal. İyi baklava verebiliyor mu? O meziyet. Asker, yemek hayvan da yer. Askeri, ama hayvan vermez, ikram etmez. Askere gidince nöbet tutmak normal vazife ama bir kahramanlık yapmak gibi herhalde. Evet ya. Cüz-i ihtiyariyi de ıslah edemediğinden diyor, şeye düşer diyor o haleti. Orayı cüz-i ihtiyariyi de çözemiyoruz. Evet. İradeyi de çözeceksin. İrade gelecek. Oh. İrade gelmesi için de tam oturdu şimdi. Oh. Hani hep diyorsunuz abi. Değil mi? Vallahi Cenk ya. Bak cüz-i ihtiyarıyla düzeltemiyor diyor. Ve cüz-i ihtiyarına da vazgeçtim diyor. O yeni söz. Okur musun? Şimdi bulayım abi. Demin okudum da. Cüz-i ihtiyar. Keşke bunu şu tepeye çizsem de şu okların şu sağdan vicdana indiğini gösteriş yapsaydım. Neyse. Nasıl? Yapın abi. Yani bu bir daha çizilmez. Zor oldu. Anlatacağım şimdi. Hasan abi diyorsunuz hep tavana çık bak. Ama işte o çıktığın yer. Gerçekten. O vakit. Tavana çık bak. O değil yani. Kendine bak. Oradan bak. O işte o vakit o. Tavandan. Şimdi böyle o zaman işte tefekkür etmiştim. Hariçten kendisine bakamayan veya beceremeyen, kimsenin gönlüne bakmayan denemesin. Hakkı yok. Senin sana bit. Evet. Tavandan kendine bakamıyor. Hariçten kendisine bakan başkasının gönlüne de bakabilir. Hariçten kendine bak bakalım. Bak ne yapar? Ne kadar ibadet yaparsak hani günahlar işleye işleye kalbe karartıyor diyor, değil mi? Her bir günah içinde fiil bu, itikat değil. Küfre gidecek bir yol vardır. İbadet yaptıkça vicdanımız artıyor. Değil mi? Yani ibadet yaptıkça irade artıyor. İrade nasıl arttırırsın? İbadetle. Tamam mı? Sonra bu arttıkça insanın marifeti, iradesi, zihni. Yani marifet arttıkça zihni gelişiyor, muhabbet arttıkça hissi gelişiyor. Müşahadetullah ve Latife Rabbani'si gelişiyor. Peki bu vicdan, ibadet dedin ya yaptığı şey Osman. Evet abi. Şimdi bu ibadet, iradeyi aktif etti mi abi? Etti. Bu da buraya geliyor. Burayı ıslah edemediğin ihtiyar, şuraya diyelim, şuraya cüz ihtiyar. Şöyle diyor abi, burayı hemen okuyayım. Eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der. İtikad diyor. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden, bak cüz ihtiyar. Yese düşer. Allah'ım. Yese düşer. Kaç, sayfı kaç? Cüz ihtiyarı. 277. Şey değil mi besleseniz? Besleseniz sayesinde. Tarih tasavvur risalesi olacak orası. Allah! Demiştik ya. Hakikaten şimdi burayı nasıl okumak lazım şimdi? Şimdi gör bakayım, ne diyor ya? Tapu gibi göz sözler. Şimdi ben bunu bir anlatayım, bir girelim. Şu bir şeyi de söyleyeyim mi abi? Söyle. Bu, demin o yeri bir dakika bulalım. Yani burada benim okuduğumda anladığımda tahayyül tasavvur, tahakkül de serbest bölgeye girecekmiş gibi geliyor bana. Tahakkülü de dinlemiyorlar diyor abi zaten. Tahakkülü de serbest bölge alır. Bir ara dedik ama bunu derste. Bulurum yani. Risalede bir derste biz aldığımızı hatırlıyorum. Derste değil, risalede diyor. Yani diyor da işte biz hani ona hüküm vermiştik kendimize. Aklı pek dinlemiyorlar diyor. Tabii tabii, şimdi onu okuyacağım. Yani hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Bak o serbesti koyduk bazı zaten Osman. Ama bak bu tahakkül buraya ait değil. Ama bunlardan farklı. Buraya da ait şey değil. Bak çizim. Evet, berza. Yani birazcık o da serbest yani. Bu da serbest abim. Ama öyle bunun gibi değil. Evet. Bunun içine koyarsak biraz daha ayıp olur, kalitesiz olur. Berzahtır. Kabirdir. Nur da teveccüh şey. Çünkü o 278'deki ifadeyi okuduğun zaman hakikaten ayrılıyor. Bir daha okuyayım mı şeyler? Şimdi diyor ki hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Zaten bizim bu
şemamızı tasdik eden ana yer burası yani. Direkt şema çiziyor üstad. Evet, aynı. Değil mi? Aynen. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Vay be. Tasdik ve izan öyle değiller. Bak, tasdiğe geçti direkt. Tasdik ve izan öyle değiller. Tasdik ve izan. Öyle değiller. Tersi, o zaman tavkul öyledir. Değil mi? Değillerse tavkul evet, öyledir manası. Manayı muhalifler. Yani şurasını şöyle söyleyeyim. Eğer... Bir mizana tabidirler. Manayı muhalifiyle bir mizana tabi değildirler. Kesin. Güzel. Hem tahayyül hem tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller. Seni dinliyorum. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Diyor, devam ediyor. Tamam, o da o zaman bir serbestlik burada da. Yani zaten bir taraf kelimesi otomatik serbest olduğunu da ifade ediyor zaten. Bir taraf evet, demek ortada demek. Yok. Şimdi tarafsız bir. Aha bak. Ha? Zaten tarafsız. Burayı sevgili Osman'ım çizmişiz bakalım. Ha. Ama bu da değil. Tam oraya da alsak olmuyor diyorsun. Yok, bu da oldu mu? Bu sefer diğer tabirlerle. Bence ama, abi orada yani şeyden tahayyül ve tasavvur serbest bölge. Tahakkül kesinlikle serbest bölge değil. Berzahtır. İfade. Kabirdir. Yok yok. Necmin yıldızlarıdır. Her iki tarafa birden bakar. Eğer şimdi şeytanın cirit attığı bölge tahayyül ve tasavvur bölgesi. O zaman berzah yazın abi oraya. Berzah yazayım. Berzah adını yazın. Ha tamam. Serbest bölge buraya berzah. Tamam. O da tamam, kavsayın oldu. Bir taraf tamam. He? Güzel tamam, bu. Kavsayın. Berzah da kabir zaten. Tamam abi, şöyle yapalım. Oraya ha bir açıklama olarak yazın da böyle kafamızda bir şey yapsın o zaman. Zaten divan şeyi sabit. Tamam. Serbest bölge olsa şeytan bir tane zaten. Yani ifadeden o çıkıyor ama. Düşünce sistemimiz çok bozar. Yukarısı kabir, kabirin berzahı. Yapacak bir şey. Şeyden sonra tahakkuk ders olacak. Hani sabit kapı var. Kabir, berzah. Tavkul kapanmış. Şey var. Ne orası ne burası? Müdahalesi var. Tahakkule. Yani şeytanın tahakkule müdahalesi var. Gel bir taraf lazım. Hasan abi tahakkul kapı gibi yani ne orası ne burası. Kapı. Arkası orası bu tarafı. Mezarlık. Ha, kapı derza. Kapı da diyebilirsin. Bir tane koyduk kapı. Çok güzel oldu bak. Bir de tahakkule biz necim diye geçiyor ya hem ahirete bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Kabir de hem bu tarafa bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Şeyde İsa Aleyhisselam akıl diyorduk o da Berzah Necmi suretinde hem o tarafa hem bu tarafa bakıyor. İdris Aleyhisselam Necmi nuraniyetinde diyor evet. Ha, gökte asılıdır diyor ya İsa Aleyhisselam için. Aa 5. tabakayı. Şey kaç 4. 3. 3. tabakayı. Tahir tasavvur. Tahir 3. tabakayı yaptı. Bak sana bir şeyde de diyor artık burada o alemi gayb ve alemi şehadet ortasındaki insani berzahlardır. İnsani Allah Allah. Evet, 142. 121. Ha, şu anlar bizim iki alemin birbiriyle temasları muamele edip insan ispatın o noktalarda oluyor. Bu noktalar akıl. 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 İnsani berzah. Aynı yani. Berzah. Bak berzah kullanıyor. Alemi kayıp ve alemi şehadet. O taraf alemi şehadet, alemi gayb. Senin gayb. Ve bu noktalarda, bir noktada demiyor, noktalarda. İnsana nispeten. Kendi akıl ve kalbine dedi ki. Ve oradaki düşünün şeyde de o tarafa geçişte orayı kullanıyor. Suretin şeyine gidiyoruz ha. Suretteki şeyine. Tamam mı abi? Açtayım mı? Şimdi dimağını kontrol eden hatta hayalini kontrol eden, dinini kontrol eder, kendini kontrol eden hemen senin elindedir. İyi olmanın yolu hemen senin elindedir. Nedir o? Hayal ettiği şeyin, uzmanlar da öyle söylüyor. Bu benim fikrim değil. Bu bilim insanlarının söylediği sözdür. Diyor ki, akla gelen veri, elmadan, armuttan, hariçten, senin hayal kurduğunu gelen verileri akıl için aynıdır. Bu hayaldir demez. Etkilenir. Mesela bir açık saçık gördün, etkilenir. Bir hayal kurdun, etkilenir. Gibi. Tamam mı?
teklifi dine giremiyorlar diyor. Girmiyor, evet girmiyor. Şimdi tahayyül dedi ki, tahayyül şimdiye kadar çekimler, çektiğimiz resimler, bizim ürettiğimiz resimler burada, aynı bunun gibi düşünceler, bizim imal ettiğimiz hal işte yok ama bizde var. Bir sürü zanlar vesaire, zanlar burada var. Burası serbest göre, hastalıklar, sihat burada. Bu kontrol, teklifi din altına girmiyorlar. Kontrol edemezsin kardeş. Burası serbest. O zaman ne cevap oldu bunu demekle? Diyorum ki niye bana bunlar geliyor? Niye bunlar bu garip garip şeyler, hayaller vesaire beni alıyor? Serbest bölge olduğu için. İnsansın. Bir de şey gibi Hasan abi. Niye sinek bana konuyor? Çok temiz yıkandım, banyo yaptım. Niye hala bu sinek bana konuyor? Ya güzel. Konacak ya. Konacak. Sinektir. O soruyu bana sorma, sineğe sor. Niye konuyorsun? Tamam. Şimdi sinek dedi de Geylani cevap vermiş. Biliyor musun bunu? Niye sinek sana konmuyor diye söylemişler. Bu insanlar durmaz. Geylani sormuşlar. Ne dediğini biliyor musunuz? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne sormuşlar. Niye sinek ona konmaz? Niye sinek sana konmuyor dedikleri zaman demiş ki bende ne dünya pekmezi ne ahiret balı var. Konup da ne yapacak? Hem pekmez kullanıyor hem bal kullanıyor. Hem dünya hem ahireti halledi. Dünya, ne dünya pekmezi ne de ahiret balı var diyor. Evet. Konup da ne yapacak? Ne tarafta olduğunu anlamamıştın. Ne öyle? Dünyalı ne ahiretli? Sinek kafası karışıyor. Sübhanallah. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu biraz risk atıyor bizi ya. Bizim orucu bozar ya. Bu doyuruyor ya. Bak isimle alakası. İsim kullanırsanız hemen başka bir şeyde de kullanır bir şey söyleyeceğim. Bir adamın kızını çalmışlar cinler. Götürmüşler. Kaldırabiliyorlar ya. Ondan sonra adam gelmiş. Yani isim ne kadar şefaatçi. Ya Rab onun şefaat hürmeti, onun ismi demenin kıymetini anlatacağım. Adam gelmiş, Gelen Hazretleri'ne demiş ki kızımı kaçırdılar. Ona demiş ki onların geçit yeri falan dedi vadiden. Oraya dur falan saatte geçecekler. O asker ordunun başına bir atlı göreceksin. At tek. O atlı seni görünce selam verecek. Ondan sonra duracak. Niye bekliyorsun dediği zaman de ki Geylani benim için dedi Abdülkadir dedi ki diyeceksin. Bunu anlatırsın. Oraya durmuş. Kervan geçiyormuş. Tongur tongur falan. Korkma demiş. Atlı durmuş. Ey insanoğlu. Ey Ademoğlu. Niçin bekliyoruz? Seninle konuşmaya geldim demiş. Söyle demiş atta. Abdülkadir Geylani, Abdülkadir bana dedi ki, deyince dur, hemen attan inmiş. Ne dedi dedi? Size dedi ki, size emri var, hemen o kızımı, senin kızını bulsun, hemen teslim etsin. Emri olur dedi. Hemen geriye döndü, kendilerince bir şey konuştular. Hemen aniden bulmuşlar ve beni affet demiş. Benim o askeri, onu yapan askeri astık. Ustadıma demiş, usta Geylani için. Ustadıma öyle selam söyle, onu astık dedi. Çünkü cinler aleminde kavgalar, öyle kavgayla bitmez, kanla biter. Hep kavga ölümle biter. Hemen o hata, hemen asılır. Hemen onu astık dedi. Yani, peki niçin bunu söyledi? Ne alakası var? İsmini söylüyoruz. Çünkü burada gafurdur ama ötelerde kimdir? Bir ismi yetiyor. Anladınız mı? İsim. Hemen böyle zikretsen mesela ya himmet derler ya hemen bak biz tarikatçı değiliz. Ya felanca himmet. Allah'ın yani himmet. Bunu diyenler mesela belediye başkanı başbakanla görüşmek için şefaatçi bulmuyorlar. Ya tanıdığın yok mu ya? Ameliyat olacağım doktorun yok mu? Senin bildiğin. Şefaatçi işte bu da böyle. Ya ona ben direkt muhatap almıyor. Ama onun muhatap aldığı kişiyi tanıyor. Onu şefaatçi yapıyorum. İyi bir doktora gidiyoruz, iyi bir meyve alıyoruz. Niye rastgele bir de pratisyene gidip kalp ameliyatı olmuyorsun?
Burada Said Nursi, orada Asrın Vekili diyor ya. He, burada Said Nursi, orada Asrın Vekili, harika bak. Görüyor musunuz? Aynı ya. Ben onun için zikrettim yani. Bir ismin yetiyor. Yeter adam gibi ol, adam gibi karşılanırız. İsminle attan iniyor. Ha? Mesela falanca, mesela de ki, bak beni rahatsız etmeyin, falancaya söylerim sizi. Bak. Bak nasıl terk ediyorsun. Onun seviyesi gibi. Tamam. Şimdi, burası serbest kardır. Yani şekiller ve düşünceler, buna vehimler, zanlar, malumatlar, bilgiler hep burada. Allak bullak bir alem. Burası dingillik yok, okyanus. Dünya yok. He, yani öyle bir karar yok. Karar yok. Karar, yani karar kılmış bir dünya aramak, kendine olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan bir kara kediyi karanlık odada aramak, yani kendine kötülük ne demek? Olmayacak bir şey talep etmek. Kendine kötülük yapmaktır. Münazarat. He, münazarat. Münazarat'ta geçiyor o cümle. Münazarat 17. 17 mi? Bak görüyor musun? Yani olmayacak bir şeyi niçin talep ediyorsun? Yok yani, böyle bir şey yok. Burası ama herkes eşit mi? Değil. Kimisinin gemisi sağlam. 300 bin tonluk. Dalga vurduğu zaman dalga şaşırıyor. Pat edince gemi şak çakıyor. Dalga pişman oluyor vurduğuna. Ama sandal olursan okyanusta lap 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 lap. Batırmıyor ama batırabilirsin. Sandal olmayacaksın. Okyanus çünkü. Ya sen okyanus sağlandığı zaman şimdi diyor musun? Ya deniz niye sağlanıyor? Deniz olduğu için kardeşim. Niye bana bunlar geliyor? İnsan olduğun için köpeğe gelmez, sığıra gelmez. Ah olan ah, psikolojim bozuk, tavan yaptı, dibe vurdu olan psikoloji bir sakinleştirici, dil altı bilmem ne diyor musun? Hiç geldi mi doktorum siz hastaneye? Ma, ne oldu sığırcığım? Bugün iyi değilim, havam falan. Niye havam ikide bir değişiyor? İnsan olduğun için kardeşim. Onun için bazısının ismini koymuştum. Mesela sana öyle demiştim. Atmosfer gafur. Her an atmosferde bulut değişmiyor. Rüzgar, poyraz, lodos vesaire. Ben de öyle. Ondan sonra kendime demiştim, atmosfer asan. Atmosfersi karar değil ki, bir karar. Kararsız. Devamlı değişiyor. Bir taraf. Evet. Yani mesela şöyle diyeyim. Eskide o Karadeniz yolu bir dağdan geçiyordu. Unuttum o dağın adını. Ona bir geçerdik sis. Gram gram otobüs gidiyor. Ondan sonra bir o dağa geçerdik böyle de. Ne dağıydı unuttum. Karadeniz'e giderken. O zaman sahil yolu oldu da Zigana. Zigana geçidi. Bazen bir bakarsın ki fırtına, kar esiyor, kar yağıyor. Bir bakarsın ki bazen daha çok piknik yapıyorlar. Tamam. Acayip bir şey. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Bunlar o kadar harika ki eğer gelirseniz sizi gösteririm ve gidenler oraya gitsin. Mesela Bayburt'la Rize arasında dünyanın en iyi balı var ya, Anze. Anze yaylası var veya ona benzer yerler var. Sizin yerler. Şimdi böyle, tamam mı? Burası Bayburt. Bununla alakalı anlatacağım. Burası Rize. Ben yaşadığımı söylüyorum. Tepede çıktım, ben yazıyordum. Yani yazdım. Şöyle bakıyordum. İki tarafa da baktım, bakıma yerine geçti. Şimdi Rize'den geliyor duman. Acayip yaylalar almış. Şu dağa bir vurdu. Dönemiyor buraya. Şuraya bu vurdu. Buradan, yani şöyle. Yok oluyor. Toz oluyor. Buraya güneşlik, burası sis. Sis geliyor, buraya bir vuruyor, buradan böyle akmıyor, akamıyor. Öyle akamıyor. Ancak çok çok yoğun olunca attığını gördüm. Ama akıyor akıyor, aşağıya kadar akıyor, bitiyor. Yani yarıya kadar gelmiyor, kalkıyor. Ama çoğunlukla şuraya böyle daya, bir geliyor geliyor, yalıyor burayı. Böyle çekip ve toz haline geliyor, yok oluyor. Hani bu da dağ hep külliyatta kafadır. Kafa, dima, sema. Tamam. Geleceğe dağ diyor. Geçmişe dereler diyor. Geleceğin dağları. Kâr kuyuda, kâr dağ tepe. Yani mağara, mağara. Büyük zaten hep mağara. Bulut gelir kardeşim. Sen şimdi dağdasın, ağaçsın. Veya tavşansın, çakalız, bilmem neyiz.
Ya ne ya bu dağda hep sis geliyor. Lan sis dağınla alakası yok. Sis ayrı bir sistem çalışıyor. Dağ ayrı bir sistem. Asansöre benim. Yani sisle dağ farklı şeyler. Yani sistem bu. Sistem böyle. Sen dağda sis gördün. Ha ne olacaktı ya? Sis niye var dağda? Ne olacaktı ya? Olmayacaktı ha? Allah Allah gittik yağmur yağdı. E tabii ne olacaktı lan gece gündüz? Sana kim karar verir? Dağda her şeyi bekleyeceksin. Bir anda yaylanın özel, niye şehir değil, yayla şudur. Bir saat sonra ne olacağını kestiremiyoruz. Yaylaları diye bu atmosfer, bu meteoroloji vermiyor ama. Yalnız şehirleri verebiliyor. Çünkü ben bilmiyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Ha şimdi, burası, aha bu dağ. Bu şöyle düşün. Veya şöyle. Şu dağ. Şimdi bulut geliyor. Burası serbest. Bu kadar anlattığımız yarım saat. Buranın kontrol dışı olduğunu ama biraz asude, sakin olmasını istiyorsan buranın, kontrolü kolay yapmanın tek yolu var benim bildiğim. Tek yolu var. Yani bu kararsız alemi karara dönüştürmenin yolu var tabii. Bir yol. Terklerin kadar. Ne kadar günahı terk edersen o kadar bu kontrol ediliyor. Allah'a şahit, Allah yalana şahit olmaz. Yani doğru söylemen lazım. Allah şahit. Terklerim kadar ben buraya hakimim. Terklerim kadar. Mesela beni kemiriyor, öldürüyor ya tasavvur. Eğer terklerim yoksa. O kadar rahat, masude bir şey oluyor ki böyle. Terklerim var, rahat ediyor. Ya. Mesela bir siteye bakıyorsun, bir videoya, böyle amşam bir günah diye böyle ilişirse böyle, hani video yani. Böyle bakıyorsun ki tasavvurlarımız, tahayyüllerimiz, allak bullak. Ondan sonra artık ilham gelmiyor. İlham gelmiyor. İlham gelmediği yere de ilhamın bu dünyadaki vekilleri var, ustadları da gelmiyor sana. Şimdi burası birbirlerine zıt. Bak yazdım. Her şeyin yani birbirine zıt. İman küfür. İyi resim kötü resim. İyi düşünce kötü düşünce. İyiyim kötüyüm. Birbirine zıt. Her şeyin bulunduğu, bulunabildiği ve kontrol edilmediği serbest bölgedir. Suretin kıyameti abi burası. Zıtların ayrıldığı yer. Bu kabirden çıkarsam suretteki kıyamet şeyden çıkarsın yani. Doğru. Kabrinden. Yani bana soruyorlar kıyametin hududu nereye kadardır? Yani kıyamet nereye kadar kopacaktır? Kıyamet neydi diye soruyorum. Neyin anlamıydı? Zıtların ayrışmasıdır. Zıtların hududu nereye kadar zıt gidiyorsa kıyamet oraya kadar kopacak. Zıtlar ayrıştığı yerde kıyamet yoktur. Aynen. Ha burada kıyamet burada kopacak. Kabirden çıktığın an, tahayyül tasavvurdan da çıkıyorsun. İşte Harun diyor ki, burası diyor, senin diyor, dünyan, yani kabirin. Kabir deyince mezarlık değil yani. Nedir o? Senin tahayyül ve tasavvur ettiğin alemin, doğru. Senin uyku, Allah Resulü'nün ifadesi, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyku alemi, hani her şey... Her şeyle alakadar ve tam oturmamış. Uyku. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam insan diyor seyahat ederken diyor dinlenmek için bir ağacın altına yarım saat bir saat dinlenmesi kadar. Dünya hayatı o kadar söylüyor. Ahirete göre. Uyku gibidir burası. Yani her şey her şeyle alakadar her şey her şeye gebedir. Yani kontrol edemedin. Sen uykunu ve uykudaki rüyanı kontrol edebiliyor musun? Edemezsin. Böyle. İstasyonda takul zaten abi. He? İstasyonda takul yani berzan. Bir gün mesafe. Evet, ha evet. Suretin şimdi. Bu istasyon evet. Çok güzel bak. Ha. Aa oldu bak, istasyon diyor zaten. Hmm. Bilet, abi, ne aldın sonra göre binilir, nerede harcasın. İstasyon doğru. İki, şey üç, gece hali. Çünkü her şey her şeye üstü örtülmüş. Gece ne demek? Gece karanlık değildir. Şöyle diyor, gece alemi karanlık, gece alemi karanlığında diyor. Gece karanlık olsa karanlık bir daha denmez.
Şeyde diyor, 28. sözde geçiyor. Gece alemi ayrıdır, karanlık ayrıdır. Unutmayın. İstila etmiş. İstila etmiş. Karanlık gecenin üstünü örtmüş. Battaniyede bak, gece karanlık değildir. Karanlık ayrı bir sistemdir. Dağ mesela bulut değildir. Bulut ayrı bir şeydir, hariçtir. Dağ ayrı bir şeydir, bir örtüsü. Hani gece alemi karanlıktı diyor. Ne olacaktı ki ustadım? Değil. Bak 28 sözde ya. Gece alemi bakar mısın? Şimdi de var zaten. Orada da var Yunus Aleyhisselam. Bak tamam neyse bak ben. Gece alemidir. Sonra burası serbest bölgenin tanımlamalarını söylüyoruz. Külliyattan. Bu ne? Gece uykuya benzer. Yani tam hakim değilsin olaya. Gece alemine benzer. Üst örtülmüş. Yani bir lamba yakacaksın da. Orayı göreceksin. Senin hususi dünyanı teşkil ediyor. Nazarında. Nazarında. Harika. Senin hususi dünya. Yazayım nazarında. Harikasın. Kararlı alem, kararsız alem diyoruz ya, deniz. Nazarında. Hangisi? Bu yukarısı, hani kararlı alem ahirettir diyoruz. Kararsız alem, deniz, hani şey var ya. Gece alemi. Şuraya. Yukarısı yok, abi. Yok. Kararsız deniz, hani Yunus Aleyhisselam şey, yukarısı. Şeyin yukarısı diyor. Yani serbest tahakkülün üstü diyor, dalgalar diyor. Yok, şuraya, şuraya. Serbest mi? Tahakkülün üstü. Ha, şuraya. Deniz dalgaları diyor orası. Evet. Aşağısı. Ha, bak. Ha, yazalım bunu. Deniz. Dalgaları gibi mi diyeceğiz? Gece alemi, deniz dalgalı. Tamam, orayı silelim artık bu şey, bu vazifesini yaptı şu. 23'ün sözü uyuyor. Tamam, söyleyin, onları tek tek yazalım, üşenmeden. Hani siz şey yaptınız, kararlı alem, darül ahiret. Ne diyecektim, söyleyin. İkinci lemada gece, deniz dalgalı. 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 Başka? Aklınıza gelince yazarız. Zaten aslında bak muhtemelen bu Tayyip tasavvurunu okuduğumuzda orada bir sürü böyle vasıfları çalışıyor. Çok daha çalışacağım artık. Bu Ramazan 15 gün gideceğim şehrize. 24'ünde gideceğim. İnşallah. Başlayacağım gibi geliyor çünkü. Niye başlamadım biliyorsunuz. Şunu. Korkuyorum ya. Yani. İtikatta korktuğum gibi ve korktuğumda başıma göre çıkamıyoruz ki. Hakkı kaçıncı ders? 11 tam. Ve en az daha kal 3 saat terbi ders. Yani itikat böyleydi. Şimdi tahayyül ve tasavvuru... Şimdi tahayyül ve tasavvuru çözebilmen için bir zan orada. Zanı tekrar okumam lazım. Vehimler orada. Şüpheler orada. Tek tek onları okuyacaksın. Yani buna hükmetmen için onun açılımlarını da bileceksin. Ama biraz onlar işte elde olunca daha kuvvetli. Mesela zan için tasavvurda dediğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Rahatlıyoruz. Yani çünkü karışık bir şey yok. Yani yerine oturuyor ki zan mesela. Ve o kadar rahatlıyoruz ki. Gelecekte bu ders üniversitelerde tez olacak. İnşallah bu okutulacak fiilen. Çünkü mecbur olacaklar. Kader ilahi de öyle bir şey ki. Düşün bak bu tahayyül tasavvuru. Ve tahakkülü okumadan biz şeye geçtik. Tasdikten başladık. He ya. Şurada bunlar yap. Geçtik yani onları biraz üstünden şey yap, meşgul olmadık. Geçtik şimdi dönüp tersten başladık. Yani acayip bir şey ya. Anlayabilmek için böyle olması gerekiyor. Yani baştan direkt oradan başlasak belki çıkamayacak. Çıkar. Hiç burayı okumadık. Bir sevgi ilahi var. Bunu okumadık. Buradan başladık. Tasdikten başladık. Bu tahayyül tasavvuru okuyunca abi tamamen ölmüş olursunuz artık. Abi İnşallah geri gelirsiniz. Zaten her pazardan 3-4 saat, 5 saat kendime gelemiyorum. Tamam ya, şehit mi? Bak şimdi. Buradayız değil mi? Dalgalı dünya. Seceri yaptın altında. tahayyül ve tasavvur ettiğin uyku gibi. Alem-i semavat da orada mı? Semavat ehli. Ha onu bilmiyorum. Gece alemine benziyor. Gece ile uyku farklıdır. Gece karanlıktır. Gece ayrıdır, karanlık ayrıdır. Gece alemdir. Senin ünsüsü dünya nazarında. Burası serbest bölge.
melek ilhamları ilham ve melek ilhamları rejimi şeytani de orada mı? Şeytani vesveselerin ve vehimlerin cirit vücut ya. Attıkları başındaki şeytanın recmet diyor ya orada. Ondan sonra serbest bölge dedik. Bu da çok önemli. Bunu zaten söylüyor Suzi Dünya. Yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk. Yani burada sen yalnızsın. Hakikaten yalnızsın. Karanlıktır zaten. Yani her şey, her şeyle alakadar mı örtülmüş? Kesifin en kesifi yani abi. Evet. Daha yani ondan daha kesifi yok. Yok. Ama o işte tam zıttı da orada oluyor. Ondan sonra ejderha batnı ve ağzı gibi dar. Burası seni sıkıyor. Yani bu durumum iyi değil, bugün havam iyi değil. Diyoruz ya. Hani 8. sözde geçiyor ejderha batnı ve ağzı gibi. Ben böyle de... bir hayvan da yok zaten abi. Ejderha batnı ve aslan ağzı gibi. Ejderha ağzı gibi. Ağzı. Aslan ejderhanın ağzı. Ha ağzı öyle değil mi? Aslanın nesi diyor? Pençesi aslan... belki var. Pençesi ha. Ha pençesi. Ha ağzı gibi ve aslan pençesi. Bakalım nasıl demiş. Bak bakayım aslanın nesi var? Bak bakalım. Ejderha doğru yazdık. Bak ondan sonra geçiyor. Ya bu insanlara bu anlatılsa var ya şu alem. He doktorum. Üzülüyorum. Vahiy inerken bütün kapılar açılırmış. Semavat ehli koridor olur. Koridor olurmuş. Tahakkül koridoru gibi semavat ehli o, evet. Yukarıda oluyor buraya. Ya. Buraya inin. Eğer buraya direkt inseydi ben meşgul oldum biraz da vahiy. Dayatıcı olurdu. Reddetme hiç kimsenin hakkı olmazdı. Buradan iki tarafa da su akıyor. Böyle çırır çırır. Ama buraya olsa havuz gibi. Bu kaçamaz. Bu tahayyül tasavvuru nefis mi oluyor abi acaba ya? Bir acayip bir şey. Bu aslında var veya yok. Belki de yok. Sonra tam dünyada yaşıyorsun sen. Belki de yok ya öyle bir şey. Nefs emarenin olduğu yer işte. Nefs emare buradan mı isteniyor bu? Burası. Nefs emare işte. Hayvaniyeti bırak. Yani vehim burada değil miydi? Nefs emare işte ya. Evet. Ben baktı mı? Abi şey yok. O pençe falan demiyor. Tamam. Aslan yukarıda diyor. Şey yapmıyor. Şey yani, o yani seni tazip eden. Hı-hı. Seni tazip eden. Sıkıştırıyor mesela. Seni korkutan. Seni korkutan. Seni seven. Ve seni... korkutan aslan gibi. Tamam mı abiler? Şimdi geçiyoruz. Musahhar bir at oluyor. Musahhar bir at oluyor. İlginç. Ha musahhar bir at oluyor. Alıyor senin üstad tahayyül çok Burak gelişmiş oluyor. Diyor ya. Üstad tahayyülüm benim diyor çok gelişmiş. Öyle tahayyül et diyor. Binde aslana gidiyor. Müsbetini yazalım. Atalım yani. İşte Burak diyor zaten. Tahayyülüm diyor. Musa, evet. Musa. Böyle, ha, böyle mi yazalım? Takar mısın? Musa. Zahar bir at. Olabiliyor. Olabiliyor. Burak yani. Ya da tam jimnastik sehpası da oluyor işte. Tam asıyorsun. Ha o da olur. O da jimnastik. Dar ağacı. Jimnastik sehpası. Evet. Bahsende bunun gemisi olur ya. Sefinin jim gaz atabiliyordun ejderhanın içine giriyorsun. Daracı. Pası. Ona diyor ki abi jimnastik sehpasının açılımına daracı ata da Burak diyor zaten ayrı olarak. İkisi jimnastik sehpasına dediğini daracı. Ona daracı diyor açılımın öbür tarafta. Öbür Musa ata da Burak diyor Burak. Zaten. Ata Burak'tır diyor. Ata Burak. Ne Burak. Yazalım? Atı at. Abi şey yaparsan diyor. Bur, bir at. Bur, şuraya. Aha. At şöyle yapayım. Parantez aç. Burak. Ata biliyorsun.
Hasan abi. Dursun yazayım, olur. Bu ne? Jimnastik bir... Jimnastik sehpası. Ona da açılımında şey diyor. Dar ağacı. Dar ağacı. Ya seni şey yapıyor abi, asıyor, firaklara götürüyor ya da seni gayba götürüyor yani. Tamam. Ne istiyorsun? Dar ağacı. Onu istersen sefine inuk yaparsın. Tahayyül aslan, biliyorsun onu götürüyor. Tasavvur da ejderha ağzı içinde cennetine giriyorsun. Ay, İnkılap eder diyor ona. Ona dönüşüyor. Cennet bahçesi. Bir şey söyler misin? Tahayyül. Hakikaten hayale bindim diyor usta. Hayale bindim diyor işte. Hayale bindim diyor. Götürsün diyor, benim çok gelişti diyor. Hayalime bindim diyor. Buna ne diyeceğiz o zaman? Tahayyül aslan oluyor. Aslan. Biniyor Musahar Biat. Tasavvur da ejderha ağzı içine cennetine giriyor. Oha. Biri zaman biri mekan gibi abi. Vay anamay. Hayalime bindim diyor. Tasavvurda da ejderha ağzı açılıyor, cennete geçiyor. Vay 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 vay. Tamam. Ya biri mekan, biri zaman abi. Tasavvurun da cennetine gidiyor. O zaman iyi ki Yüste yazmıştık, bunu ne yazacak? Şöyle yazalım. Tasavvurun da cennete gidiyor. Tasavvurun da cennete gidiyor. Tahayyülü. Zaman, yürütürüm, bir de mekan. Dur bakalım, zaman hangisi? Tahayyül şey, zaman. Yazıyı kontrol edemiyorum biliyor musun böyle? Asılı elim. Çünkü böyle gitmiyorsun. Yani güzel olmadığına kusura bakmayın. Tahayyülüm. Burak, aslan. Tahayyül binek. Hayal mi demiştin abi ona? Evet, aslan oluyor. Tahayyül abi, aslan oluyor. Musahar Biat oldu. Aslan. Ejderha da tasavvur. Sonra evet. Musaharat. Evet. Tasavvur da ejderha. Bir dakika, o zaman bak. Musahar Biat, şurayı yani siliyorum. Bak, herkes şey arıyor ya. Gelecek şurayı makinesi. Siliyorum. Işınlanma kendisi. Ha işte tahayyül. Ha, onu yazdık ya. Buraya da ne dedin abi? Tasavvurumuzu da, onu da yapalım. Musahar at binektir. Ha, aslan ne demiştik? Tahayyül. Ejderha. Tasavvur ejderha. Tasavvur aslan ejderha. O kapıya inkılap eder diyor ya abi. Der. Ha. Bu ne? Kapıya. Evet. Ne kapısı? Cennet açılan kapı. Tabii yani cennetini oluşturuyor işte. Cennetine girişi tasavvur. Cennetine işte. Kapı. Giriş kapısı. Yani biri mekan, biri zaman abi. Giriş. Kapısı. O zaman şunu siliyorum. Şurada ejderha nerede? Evet, orası. Şurayı siliyoruz. Evet, tamam. Bunu yapmış. Tamam. Açtık, çok güzel. Hasan abicim, tahayyüle aslan, musaharat dersek o bir binektir. Bineğe de merkep dersek, merkep de Deccal'in merkebidir. Yani Deccal tahayyülü daha çok kullanıyor mu acaba? Kullanıyorlar aynen. Aynen. Şimdi mesela şimdi filmlerde devamlı hayal dünyasına insanları, mesela filmi çok seyredenin hayal dünyası çok çalıştığı için sokakta da yürürken kendisi yürümüyor. Hep hayalde. Yani düşün, kendisine gelemiyor ki bir düşünsün. Tamam. Bu tahayyül tasavvur yine söyledim de abi, zamanımızı ve mekanımızı oluşturuyor. Nereyi tahayyül ediyorsan o zamana orası. Gidiyorsun. Hangi mekanda şey yapıyorsan o tasavvur ediyorsun. Zaman mekan mı diye? Tabii abi. Tahayyül zaten aslan. Yani hayalime bindim. Evet. Aslana bindim. Buraya bindim. Ne zaman? Nereye gideceksin? Zaman. Geçmiş ve geleceğe götürüyor seni. Tahayyül zaman. Tasavvur mekan. Mekanı oluşturuyor. Olur. Olabilir. Tabii ya. Tahayyülüme, hayalime bindim var ya, tahayyül, zamana, tasavvur, hayaline, mekana. Siz demiyor musunuz neyi düşünüyorsam oradasın, onu yaşıyorsun. Belki buralardan çıkartıyoruz da. Ya o zaman da ders olmaz diyorsunuz. Ne güzel oluyor. Çok güzel oluyor.
Sizde bir şey olduğu yok. Bana o problem. Aldık seni. Evet. Ama Allah'ın inayeti, sizin duanız şu anda rahat. Şimdi burası bitti. Burası serbest bölge. Bunlar olur kardeşim size. Lazcası, Türkçesi, Kürtçesi, Farsçası bu. Yani buraya artık ne oluyor? İnsansız. Ben de bunlar olması lazım. Tamam. Şimdi gelelim. 142 sözler. Kabre giriş, 3 yol. Hatırlarsanız birincisi iman etti. İman ettiği gibi yaşayan. Bu birinci yol. Şurası. 2. Ortaya koymuş 2'yi. 1 ile 3'ün ortası. 2. Her iki tarafa da kapısı açık. İtikat etti ama itikat gibi yaşamamış. Yani o itikat, küfre de itikat var. Yani küfre iman yok. İman Allah'ın nurudur. İrade-i cüzeni sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Küfür olmaz. Ha, itikat küfür var. Küfrü bir itikadi diyor. İnadi bir itikadi diye geçiyor. Diyor ki ikinci yol, ikinci yol burası. Her tarafa kapısı açık. Üçüncü yol, iman etmemiş, küfür etmiş ve onun gibi yaşıyor. Şurası. Burada bitiyor. Bu kol devam ediyor, vicdana iniyor. Bu burada bitiyor. Gelen hakikatler mahsa hikmet gelse, abesiyet inkılap ettiği yer burası. 142'yi de böyle. Üç yol, bu. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti, bu. Başta. At, cennet, cehennemi. Nazarında demişiz orada. Yani cennetine giriş kapısı, işte. Tamam abiler.